Sayın Altay buyurun. Benim, Sayın Başkan, Türkiye'de 10 milyon mutlu, varsıl, 75 milyon niye yoksul diye düşünürüz. Biz sebebini Tayyip Bey'de aradık. Tayyip Bey tabii sebep de, Fuat Bey de sonuç mu desek, ne desek. Şunun için diyorum bunu. Fuat Bey İmpaş'ta görev yapmış. Samsun milletvekilimiz Kemal Zeybek burada. Kaç ton süt verdi size Kemal Bey? 27 ton sütünü almışsın adamı, parasını hiç etmiş. Bitmedi. Fuat Bey, Fuat Bey Türk Telekom'da görev yapmış. Ne olmuş? 6,5 milyara Hariri'ye Telekom satılmış. 4,7 milyarını da bizim kamu bankalarımız Hariri'ye kredi vermiş. Hariri devletin bu cebinden almış, bu cebine koymuş. Sonra arsaları, malları satıp gitmiş. Devletin 4,7 milyar bunların verdiği parayı millet ödemiş. Milletin cebindeki kör kuruşu Hariri'ye peşkeş çekmişsin. Senin idare ettiğin devletten ne el gelir? Yazıklar olsun. Amerika'dan, İngiltere'den iktidar arayanlara bir şey diyelim mi ortak? Amerika'dan, İngiltere'de iktidar arayanlara namert diyelim mi mesela? Diyelim mi? Hadi beraber diyelim. Amerika'dan, İngiltere'de iktidar arayan namerttir. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Sayın Erdoğan AK Parti'yi kurduktan 6 ay sonra Amerika'ya koşa koşa niye gitti 8 Şubat'ta? Söyle. Kimle görüştü kardeşim? New York'ta kimle görüştü? Washington'da kimle görüştü? Bay Kemal gitti, bilim teknoloji için gittim dedi. Kimle görüştüğünü Türkiye'ye açıkladı. Tane tane. Siz niye Amerika'da kimle görüştüğünüzü açıklayamıyorsunuz? Daha vahimini söyleyeceğim. Sayın Başkan, ne oldu? Ortada bir mektup var. Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı iddia edilen bir mektup. Ne zaman yazmış? 4 Kasım 2002'de. 3 Kasım seçimlerinden ertesi gün. Kime yazmış? İddia. İddia. Paul Wolfowitz'e, Savunma Bakan Vekiline. Mektupta yazılanlar okusam yüzünüz kızarır. Niye? Şurasındayım. Niye bu yalanlanmıyor? Bu mektup sosyal medyada döndü dolaştı. Niye bunu yalanlamıyorsunuz? Amerika'dan iktidarı Tayyip Erdoğan aradı. Siz aradınız, sizin kafanız aradı. Bizim böyle bir derdimiz hiç olmadı. Soru önergeleri diyorsun, dalga geçiyorsun. Kaç kanat var diye sordular. 2014'te bir soru sordum ben. Şimdi oturduğunuz saray için sordum. Sayıştay demiş ki, birim fiyatı 3 lira 10 kuruş olan malzeme için müteahhide 37 lira ödendi demiş. 3 lira nere, 37 lira nere? Sayıştay demiş ki, 4 lira 55 kuruş için 44 lira ödenmiş demiş. 3 lira 49 için 66 lira ödendi demiş. 5 lira 63 kuruş için 18.59 ödendi demiş. Bu önergeme niye cevap veremediniz? Niye? Sükut ikrardan gelirdi ondan. Sarayı yaparken bile hırsızlık yaptınız. Yazıklar olsun. Ve Şeyh Edebali'ye şiar ettindik diyorsunuz ya. Ben size bir şey söyleyeyim. Adama yazık etmeyin ya. İşi bilen bilmeyen de Şeyh Edebali'yi başka bir şey zanneder ya. Şeyh Edebali kimseye ulan ahlaksız demedi. Adiler demedi, cibilliyetsiz demedi, zürriyetsiz demedi, mankafa demedi, alçak demedi, affedersin Ermeni demedi, dönek demedi, virüs demedi, soysuz demedi, rezil demedi. Bunları diyen biri Şeyh Edebali'yi nasıl kendine içselleştirmiş, onu rehber edinmiş olabilir? Şeyh Edebali rüşvet aklamayı bilmedi. İsraf etmedi, kul hakkı yemedi, yolsuzlukları örtbas etmedi. Şeyh Edebali kim? Sen kimsin ya? Bravo. Bravo. 85 milyonun kanını donduran bir olay yaşandı bu ülkede. Ve bir milletvekilimiz bizi belli inanç gruplarına yönelik olumsuzlamayla suçladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu olayla ilgili bir inanç grubuna bir tek cümlesini bulun getirin hadi bakayım. Bulamazsınız. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu olayda ihmal olan Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı noktasında doğal olarak bu işe öfkelenen bir baba olarak sizler gibi hepimiz gibi feryat etmeyip de ne yapacaktı? Ne yapacaktı? Alt sınırı 18 yıldan başlayan bir suç var ortada ve suçlular sokakta elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Tweet atan lise öğrencisini gazaltına alan kafa
alt sınırı 18 yıldır bir suçla ilgili kimseyi gözaltına alamıyor. Bunun adı nedir? Koruma, kollama, kayırma değil midir? Kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin. Kabul edilebilir mi bu? Rifkin kimyanızı bozmuş. Hakikaten bozmuş. Hatırlarsınız Berat Albayrak. Berat Albayrak, damat, McKinsey ile devlet adına bir anlaşma yapmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün finans işlerinde McKinsey baş danışman atamıştı. Niye o zaman oplamadınız? Niye o zaman oplamadınız? Ha bir şey daha. Bir şey daha. Çünkü bir nolu CBK. AK Partili milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Madde 140, 126, 147, efendim 56, 91. Bunların hepsi ne diyor biliyor musunuz? Devlet yabancı personel çalıştırabilir diyor. Devlet. Binoğlu CBK'ya niye koydunuz bunu kardeşim? Siz devlete yabancı sokuyorsunuz. Biz danışmanlık hizmeti alacağız diyoruz. Hokluyorsunuz. Şundan. Altılı Masa kimyanızı bozdu. Bay Kemal kimyanızı bozdu. Rifkin de kimyanızı bozdu. Bir dakika bakalım. Eyvah eyvah. Bir şey söyleyeyim. Yerlilik millilik. Yerlilik millilik sizin ağzınıza alacağınız son şeydir be. 34 askerin şehit edenlerin kapısında beklemek yerlilikse biz yerli değiliz kardeşim. 3 kuruş için 15 Temmuz finansörü dediğin, şerefsizi dediğinin ayağına gidiliyorsa bu yerlilik için Seol'e yerliliğe lanet olsun diyorum. Ve milli sarayların ve müzelerin envanterindeki tarihi eserleri iç etmek yerlilikse lanet olsun öyle yerliliğe. He burada söylüyorum. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına sesleniyorum. 13. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. İlk işimiz milli sarayları elinizden almak ve ait olduğu yere millete, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmek olacaktır. Bunu